efendim, mutlu günler diliyoruz sizlere. Habertürk ekranlarından ben Meltem Acet. Gelişmelerle karşınızdayız. Hemen Ankara'daki gelişmeyle başlayalım. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana geldi. Değerli izleyenler, gökyüzü karardı ve ilçenin bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatları kesildi. Şimdi hemen detayları alacağız arkadaşımız Mahir Kılıç'tan. Mahir, seni dinliyoruz. Neler oluyor Ankara'da? Neler oldu? Evet Meltem Acet, Polatlı ilçesinde sen de ifade ettin. Gerçekten çok ciddi ve yoğun bir kum fırtınası söz konusu oldu. İlçenin tamamını kaplamıştı. Öyle ki film sahnelerini aratmadı dersek herhalde abartmış olmayız. İlçenin tamamında çok yoğun bir tabaka söz konusuydu. Bazı yerlerde elektrik kesitlerine neden oldu. Bazı yerlerde de trafik kazalarına sebep oldu. Vasıf Şahin'de uçan cisimler nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını ifade etti. Bizler şu an Ankara kent merkezindeyiz. Polatlı'ya yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta bir alanda bulunuyoruz. Kısa süre içerisinde buraya da geldi. Kameraman arkadaşım Rıdvan Bilen şu an ekranlarınıza getiriyor. Yaklaşık yarım saat önce en yakınımızdaki gökdelenler bile silüet şeklinde görebiliyorduk. Ciddi bir yoğunluk burada da söz konusuydu. Ankara'nın semalarında da o kum fırtınası gördük, hissettik diyebiliriz. Gündüz saatlerinde, öğle saatlerinde ilk olarak başladı Polat'ta. Birçok bölgede, ilçenin birçok noktasında dediğimiz gibi kazalara sebep oldu. Adeta gözü görmedi. Öyle ki vatandaşlardan gelen fotoğraflar ya da videolarda, sosyal medyada paylaşılan videolarda bunu net bir şekilde göz önüne serdi. 6 kişinin hafif yaralandığını ifade ettik. Ankara Valisi Vasip Şahin bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinde. Polatlı ve civarında ilçelerimizi meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimize yapılan tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden dolayı 6 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır ifadelerini kullandı. Evet, kent merkezine de gel dedik. Yaklaşık 20 saat önce ciddi bir yoğunluk burada da söz konusuydu. Kameraman arkadaşım ekrana getirdi. Bu gökdelenler bir silüet şeklinde görünebiliyordu. Şu an biraz daha etkisi azalmış durumda kent merkezinde. Sadece kum fırtınası, bir de yağış uyarısı söz konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı yapılmıştı. Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli yağışın sağanan etkili olacağı ifade edilmişti. Peki hangi ilçeler bunlar, onu da ifade edelim. Yine Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Kızılcahamam'da sağanak ve gök gürültülü yağışın olacağı ifade edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir açıklama yaptı. O da kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı. Gerekli önlemler alındığını ifade etti. Vatandaşlardan da sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını belirtti. Bu çağrı yaptı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Özetleyecek olursak eğer, başkent Ankara'da öğle saatlerinde kentin batısındaki Polatlı ilçesinde çok ciddi bir kum fırtınasına şahitlik etti vatandaşlar. O sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakikaten film sahnelerini aratmadı diyebiliriz. Görüş mesafesi düştü. Havada uçuşan cisimlerden dolayı 6 kişi yaralandı ve birçok yerde trafik kazaları ve elektrik kesintileri yaşandı diyebiliriz. Kısa süre içerisinde de Ankara kent merkezine geldi. Burada da etkisini gösterdi, ancak şu dakikalarda biraz da bu etki azaldı diyelim ve sağanak yağış uyarısını bitirelim yayınımızı. Önümüzdeki bir saat içinde sağanak yağışın ciddi bir şekilde Ankara'da etkili olacağı ifade ediliyor. Kenti kuzey ve batı kesimlerinde diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Meltem. Mahir Kılıç, teşekkür ediyoruz. Şimdi görüntülerde, ekranlarda değerli izleyenler. Bir yandan biz de hemen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'ya dönelim. Telefon attığımızda kendisi. Sayın Yıldızkaya, hoş geldiniz diyorum efendim. Öncelikle Habertürk'e katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kentte kum fırtınası ilk defa görüyorum. Ben de bir Ankaralıyım. Evet. Herhangi bir olumsuzluk yaşandı mı efendim? Bunun sonuçlarını aktarmak istiyoruz biz de detaylarıyla. Yani saat 15-30 civarında aniden oldu. Şehir büyük kapkaranlık ve fırtınayla, kum fırtınasıyla karşı karşıya kaldı. Tabii ki biz hemen vatandaşlarımızı uyardık. Hamdolsun çok büyük bir sıkıntımız yok. Ama halim ifade ettiği gibi 6 yaralı var. Bunların da hemen hepsi ayakta tedavi edildiler. Ciddi bir kaybımız yok şu anda. Ama daha çok resim işlerimizin yaşanmış olduğu köylerde çadırların uçtuğuna dair haberler geliyor. Biz de kriz masasında onlara ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Yer yer küçük ağaçlar devrildi. Yıldırımdan dolayı küçük yangınların hepsi kontrol altına alındı. Şu anda büyük olumsuzluk yok. Sakinleşti. Ama biz meteorolojinin uyarısı gereği vatandaşlarımızı uyardık. Herkesi evlerinde olmaya, işte pencerelerinde, kapılarını kapatmaya davet ettik. Anlıyorsun, çok çok büyük bir sıkıntımız yok sanki bende. Şimdi bir de elektrik ve telefon hatlarında kesinti olduğu bilgisi elimize ulaştı. Yani yer yer bazı mahallelerimizde elektrik kesintisi olsa da hemen giderildi diyebilirim. Yani çok büyük bir sorun yok şu an. Tabii ki
O esnada bazı mahallelerde yer yer oldu bu şeyler ama düzeltildi. Gazda sorun yok, telefonda sorun yok, suda sorun yok. Şu an hepsi düzeldi diyorsunuz. Şimdi hepsi 6 kişi de hafif yaralı olarak aktardınız az önce siz de. Evet. Bu yaralanma neden kaynaklandı Sayın Yıldızkaya? Bunlar daha çok köylerde, muhtemelen bu çadırlarda yaşayan vatandaşlarımızın bu çadırların uçması veya başka bir şeyden uçması ile yaralandıklarını düşünüyoruz. Onun için çok fazla yaralımız yok yani. Başka bir yaralımız yok. Çadırlar ve uçan cisimlerden kaynaklı hafif yaralanmalar var. Şimdi bundan sonrası için de çeşitli uyarılar geliyor. Özellikle de meteorolojiden yağış uyarısı yapıldı önümüzdeki saatler içinde. Buna dair herhangi bir önlem aldınız mı? Tabii ki. Zaten valilik de böyle bir açıklama yaptı. Meteoroloji de yaptı. Biz de şu anda zaten kaymakamlıktayız. Kaymakam Bey'in başkanlığında kriz masası görevinin başında vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Ekiplerimizin tamamı sahada. Hamdolsun şu anda ciddi bir sorun yok. İnşallah olursa da mani olacağız elimizden geldiğince. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Umarız yani can kaybının olmaması çok sevindirici en azından. Umarız böyle bir olumsuzluk bir daha yaşanmaz. Çok çok geçmiş olsun diyorum hem size hem tüm Ankara'ya hem de tüm Türkiye'ye. Ben de bir Ankaralı olarak oldukça üzüldüm yaşananlara. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Habertürk Meteoroloji Mühendisi'yle görüşelim. Hüseyin Öztel telefon attığımızda olacak. Pardon, Skype bağlantısıyla bağlanacağız. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'le konuşacağız. Hüseyin, neler yaşanıyor? 2020'de gerçekten kabus gibi başladı diyebiliriz. Şimdi de ben ilk kez gördüm. Daha önce böyle bir şey olmuş muydu? Sen hatırlıyor musun? Böyle büyük bir kum fırtınası özellikle de Ankara'da, Ankara bölgesinde. Ankara'da hatırlamıyorum ama olabilir Meltem bu tip hadiseler. Mevcut hadisenin nasıl olduğuna bakınca olması muhtemel. Tabii ki insan şaşırıyor. Böyle geniş bir alanı da ve uzaktan görüntüsünü görünce de insan şaşırıyor. Bu tip hadiseler topraklarımızda gerçekleşiyor zaten. Gece yarısı gerçekleşiyor bazen, bazen gündüz, bazen yerleşim yerlerinin uzaklarında. Ama bu denli çapı geniş olanı ve yerleşim yerine fotoğraflara, kameralara bu kadar güzel poz verenini uzun zamandır görmemiştik. Biraz fazla dramatize ediyoruz gibi geliyor bana dilini. Meteor yağmadı Meltem. Yani bu çok kuvvetli bir toz fırtınası. 6 insan yaralandı. Ciddi bir maddi kayıp olacak. Klimalara dikkat edin. O bölgede oturan insanlar havalandırma sistemlerini kontrol ettirmesi gerekecek. Astım, nefes darlığı çeken insanlara karşı çok kötü bir hava koşulundur gibi bir sürü olumsuz tarafı var. Hiç işimize yarayan bir tarafı yok. Ama dediğim gibi böyle iri taneli doludansa bunu tercih ederim. İnsanı yaralayıp anında öldürebilen. Dolayısıyla bu tip hava olayları sıra dışı büyüklükte toz fırtınaları niye oluyor? Günlerdir fazla sıcak ve karanın, yer yüzeyinin bir fırın gibi ısındığını biliyoruz. Sıcak hava dalgasının içinden yeni çıktık. 38 dereceydi Ankara, 4 gün 5 gün peş peşe. Tabii İç Anadolu bölgesinin Orta Anadolu kesimindeki bu kuraklık sebebiyle sıcaklık çok üst seviyelere çıkabiliyor yerde. Yerden de havayı öyle bir ısıtıyor ki güneş hiç olmasa güneşin üstten ısıtması da var üstüne de. Yerden ısıttığımızla çaydanlık gibi zaten sürekli kaynatıyoruz. Ama ne oldu? Batı'da Kırım ve Rusya üzerinde şöyle serin üst seviye alçak geçiş yapıyor. Bize bir parçası geldi. Hava sıcaklığı bakın bugün İstanbul'da da İç Anadolu'da da Karadeniz'de 2-3 derece azaldı. Böyle bir konvektif olduğu bölgede lokal olarak yağış oluşturan bir durum var burada bir de. Bir de o birleşince rüzgarlar da fırtınayı buldu. Yani bu her zaman olmaz. Meteorolojik olarak bunun incelemesini yapacağız. Dramatikleştirmeyin demek istediğim şu, ben daha kötü sonuçlanabileceğini düşünüyordum bunun. 6 yaralı varsa bu iyi atlatılmış bir şey bence Meltem şu anda. Çünkü uçuşan cisimler ve peşine beklediğimiz sağanak yağış var. Onu şimdi yönetmenimiz ekrana verirse çok güzel olur. Ankara'nın hareketli radar görüntüsü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alıyoruz. Orada yağışın nerelere önümüzdeki saatlerde gidebileceği üzerine konuşabiliriz. Bu hava tabii aynı zamanda havayı aşırı derecede toz bombardımanında tutacağı için her yerde de yağış almayacağız. Yani bu tozun üzerine hemen yağmur geliyor anlamında söylemedik. Bu kalkan toz kum değil aslında. İri taneli kum değil, bir toprağın aynı zamanda şehrin tozu. Topraklarımızın ne kadar kuruduğunun ve çölleştiğinin de bir göstergesi. Oluşan bulut tehlikeli bir bulut. İstanbul'da da bu iri dolu yağışına sebep olan bulut işte bu. Cumulonimbus CB kısaltmasıyla verilen ön yüzeyinde bulutun yer seviyesinde çok şiddetli bir dışa, sağa sola, kuzeye, güneye, dört yöne bilinen bir hareket oluyor. Sanki yukarıdan aşağıya çok güçlü bir pompayı bastırmış
hava hani bisiklet pompasını bastırırsınız ya bisikletin lastiğini şişirken. Aynı onun gibi o ne oluyor? Yer seviyesinde yere çarpınca aynen bu şekilde etrafa tozu toprağa dağıtıyor. Bu bulutlar tabii tehlikeli dediğim gibi önümüzdeki saatlerde başkentin kuzey ve kuzeybatı kesimleri başta olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlarda oluşacaktır. Radar görüntüsünü ekranlara getiremedik sanıyorum ama son durum bu şekilde diye özetlemeye çalıştım Meltem. Hüseyin çok teşekkür ederim. Oldukça da önemli bir konuya aslında değindin. Şimdi afet yönetimi öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu da şu anda hocam, bağlandı. Hoş geldiniz diyorum Sayın Kadıoğlu ve size de yöneltmek istiyorum. Ben kum fırtınası dedim ama toz fırtınası olduğunu söyledi sevgili Hüseyin bunun. Ve bunun aslında bir nebzede kuraklığın ifadesi olduğunu söyledi. Çoraklığın ifadesi olduğunu söyledi. Siz neler söylemek istersiniz? Bu konuda bir de şunu sormak istiyorum. Tekrarlanma ihtimali var mı önümüzdeki kısa bir zaman dilimi içerisinde? Şimdi yağış gelecek gerçi ama ondan sonra tekrar olma ihtimali de var mı? Sizden dinleyelim şimdi. Hüseyin Bey benim eski öğrencim doğru söyledi. Çünkü bu kadar kum nerede var burada? Herkes onu soruyor bu kumu nerede bulduk diye. Bu kadar kum yok tabii. Çöl olsaydı çölde kum fırtınası derdik. Çünkü çöl her taraf kum. Dediğiniz gibi bu toz, yani tamamen tozu kaldırıyor. Tabii vatandaş için toz, kum birbirine karışan iki kavram olabiliyor. Şimdi bu Meltem Hanım, bu bizim mezo ölçekli konvektif fırtına kompleksi dediğimiz bir olay. Uyduya baktığımız zaman bölgede böyle kabarık kabarık böyle alanlar var. Bir sürü fırtına şeyi var, hücresi var. Bu o fırtına hücrelerinden bir tanesinin ön kısmını görüyoruz biz burada. Bu böyle bize doğru geliyor. Aslında burada göremediğimiz şey bu tozun üzerinden buluta bir sıcak hava girişi var. Bulutun içinden de aşağıya doğru soğuk bir hava yere gelip çarpıyor. Yere vurduğu an böyle bir şey kaldırıyor. Toz ne bulursa etrafta toz toprak. Bu bir hamle cephesi dediğimiz bir cephe oluşturuyor burada. Yani bu onun 20-30 kilometre arkasında yağış var. Orada da yine hava aşağı doğru geliyor. Şimdi burada tabii mevsim itibariyle birkaç günlerde hiç yağmur yağmadığı için bu bölgeye yer, toprak kuru, bitki örtüsü ölmüş durumda kuraklıktan dolayı. O yüzden böyle bu mevsimde bunu yere vurduğu zaman bu kadar kuvvetli bir rüzgar, aşağı bulutun içinden gelen aşağı doğru bir hareket bu. Ne varsa ortalıkta kaldırıyor. Her tarafı uçuşmaya başlıyor. Şimdi tabii ki böyle durumlarda içeri kaçmak gerekiyor. Kapalı ortamlarda bulunmak gerekiyor ki bu uçuşan cisimlere maruz kalmamak lazım. Tabii bunu yapmadığımız zaman uçuşan cisimlerden zarar görebiliyoruz. Yani bu tür şeyler uçaklar için de problem oluşturabiliyor. Özellikle Esenboğa'ya etkiliyor mu bilmiyorum. Çünkü hava aşağı doğru inerken uçak da eğer iniş yapıyorsa uçağı ileri itiyor ve yere çakabiliyor yani. Bunlar uçaklar için de çok tehlikeli olaylar. Bu kadar tozlu bir havada maske takmak korona için bu hava için de faydalı yani. Maske takmak için bu ayrı bir neden yani bu toz fırtınası. Evet. Tabii toz olduğu zaman havada güneş ışınları saçılıyor. Güneşteki 7 tane renk var işte mor mavi falan diye başlıyor. Bu mor, mavi, yeşil falan bunlar saçıla geriye kırmızı kalıyor. O yüzden mesela orman yangınlarında işte şu anda Amerika'da gökyüzü sanki sürekli şafak vakti gibi ya da güneş doğuyor gibi kırmızıya dönüyor. Burada bakıyorsunuz mesela görüntülerde arada bir kırmızıya dönüyor gökyüzü. Yani toz buradaki ışığı da saçtığı için renk de havanın rengi de değişiyor. Yani bunun arkasında yağmur var demek. Gök gürültülü fırtına bu. Bu Türkiye'de olmuyor değil, oluyor. Özellikle Karapınar, Konya civarında çok yaygın. Çünkü oralar daha kurak, daha bir çöle yatkın. Belki de oradakilere kum fırtınası da diyebiliriz yani. O kadar o bölge kumla kaplı gibi bir yapısı var. Tabii Anadolu'nun değişik yerlerinde oluyor ama böyle büyük kentlerde olduğu zaman çok daha önemli hale geliyor, çok daha ses getiriyor. Ve sadece şehirlerde yaşayanlar, ben böyle bir şey görmedim. Çıldırdık, 2020 yılı, afet yılı falan gibi diyebiliyor yani. Sonuç olarak kayıtlara bakmak lazım. Bizim kişisel tecrübelerimizle hava hakkında konuşmak tabii doğru olmaz. Ama kayıtlara baktığımız zaman
Bu çok yaygın bir meteorolojik olay. Şimdi en büyük problem Meltem Hanım, bu tür olaylar görünce hemen iklim değişikliği akla geliyor. Aslında iklim değişikliğinin 1 milyon işareti var. Yani sadece şiddetli havalarda iklim değişikliğini hatırlamak doğru bir şey değil aslında. Bu korona bile iklim değişikliğini konuşmamız neden olan bir problem. Çünkü bu tür salkan iklim değişikliği artacak. Kuraklık artıyor mesela. Bu kadar kurak olması, bu tozun çıkması. Su kaynaklarında büyük kurumalar var. Orman yangınlarının sayısı artıyor. Sivrisinek, kene gibi hayvanlardan geçen hastalıklar da artıyor. Ama nedense böyle hava durumuna bakarak iklim hakkında konuşuyoruz. Aslında bunlar çok farklı şeyler. Yani iklim değişmese toz fırtınası olmaz diyemeyiz tabii ki. Yani bunlar hep doğal olaylar. Dünya var olduğundan beri hep olan olaylar. Ama iklim değişikliği bunların sayısını arttıracak. Mesela kentler arttıkça kentleşmeler, önce kar yağışları azalıyor. Kar yağmura dönüşecek ki öyle oluyor şu anda. Ankara, İstanbul merkezinde kar diğer bölgelere göre daha az yağıyor. Eğer ısınma, ısı adası artmaya devam ederse önce kar yağmura eriyip yağmura dönüşecek. Sonra yağmur da dönüşüp virga oluşturacak. Yani buharlaşacak. Ondan sonra bu tür fırtınalar olacak, toz fırtınaları. Yani çöllerdeki toz fırtınasının oluşum nedeni aslında oraya yağan yağmurun havada buharlaşıp havanın soğuyup ağırlaşarak yere çarpmasıyla oluyor. Yani uzun yıllar diye bakarsak uzun yıllarda bunlar daha fazla sayıda olacak kesin. Biz şimdi böyle fırtınalarda ne yapacağımızı öğrenmemiz lazım. Yani hortum gördük, toz fırtınası gördük, hemen selfie çekmek falan bu işler yanlış. Şimdi ne yapmamız lazım? Daha çok kapalı alanlarda bulunmamız lazım dediniz. Evet. Başka evlerinde, şu an Ankaralılar için soruyorum ama her yerde olabilir. Çünkü çok yaygın bir meteoroloji olayı dediniz. Ne tip önlemler alınabilir? Böyle bir toz fırtınası olduğunda ya da bir kum fırtınası olduğunda nasıl önlem alınmalı? Evlerimize girdikten sonra açık yerleri mi kapatmalıyız? Başka neler önerirsiniz? Yani çam perdeyi kapatmak gerekiyor. Eğer astım vesaire gibi böyle solunum yolu hastalıklarınız varsa ilaçlarınızı alıp doktorunuza danışmanız gerekiyor. Çünkü bu astımı tetikleyen bir şey. Zaten normal tozlu havalarda gözlerimiz çapaklanıyor, nefes almakta zorlanıyoruz vesaire. Bu tür toz olduğu zaman, toz yükü daha ağır olduğu zaman atmosferde solunum problemleri de artıyor. O yüzden cam pencereyi kapatmakla beraber işte gerekli ilaçları alınması konusunda da hassasiyet önemli. Yani bunun arkasından yağmur gelecek. Bu da ayrı bir şey. Bazen çok kuvvetli bu tür hamle cepheleri kuvvetli bir yağışın da işareti olabilir. Yani şu anda Ankara'da sanırım fırtına zayıflıyor. O bu kadar kuvvetli bir toz fırtınası korktuğum kadar büyük bir yağmura ve diğer mesela bunun arkasından gelen yağışla beraber hortum da olabilirdi. Yani bu kadar kuvvetliyse bu hamle. Ama o olmadı Allah'a şükür. Yani bu tür fırtınalar gördüğünüz zaman içeri girmeniz lazım. Bu aşırı yağmura neden olup sela neden olabilir. Hortum peşinden gelebilir, dolu gelebilir bununla beraber. Bu kümülonimbüs bulutlarından kaynaklanan bir olay bu. Kümülonimbüs bulutunun önündeki hamle cephesi bu. Bu kümülonimbüs bulutunun burada aktif olduğunu söylüyor. O zaman bu bulutla beraber ailece gelen afetler var. Onlardan biri yıldırım, hortum, dolu, aşırı yağış. İşte bütün bu beşli bir de buna toz fırtınası koyduğunuz zaman önündeki hamle cephesinde bu beşi bir yerde oluyor yani. Beşi bir anda. Hocam bu arada bir son dakika gelişmesini de hemen sözünüzü balla kestim. Kusura bakmayın. Ankara'nın Polatlı ilçesinin Ilıca köyüne yıldırım düştüğü bilgisini şu an arkadaşlarım bana iletiyor. Editörümüz Pınar iletti. Şu anda Ankara'nın Polatlı ilçesinin Ilıca köyüne yıldırım düştü. Şimdi bu bir sürü olayı aynı anda yaşıyoruz ve sürekli de gelişmeler oluyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Normal mi? Bu böyle bir toz fırtınasının ardından bunları yaşıyor olmak. Hem size sorayım, daha sonra da Hüseyin'e döneceğim tekrar. Buyurun. Şimdi demin dediğim gibi bu toz fırtınasını yaratan kümülonimbüs bulutu aynı zamanda yıldırım, aynı zamanda hortum, aynı zamanda dolu, aynı zamanda aşırı yağışa da neden olur. Bunlar bir aile gibi gelir. Ailece yani hep beraber bunlar. Birlik beraberlik içinde. O yüzden böyle bir fırtına gördüğünüz zaman sadece bu toz fırtınası değil, bunun arkasına hortum da gelebilir, dolu da yağabilir.
aşırı yağış da olabilir diye düşünebilmek gerekiyor. Şimdi Meltem Hanım, Türkiye'de meteorolojik okuryazarlık çok düşük maalesef. Yani atmosfer fiziği, iklim, meteoroloji, iklim değişikliği bunlar bir bütün. Bunların ilkokuldan itibaren işlenmesi lazım. Mesela sel diyoruz ama sel hakkında bir bilgi vermiyoruz çocuklara. Dolu da dolu nedir, nasıl korunuruz? Hort, yıldırımla nasıl korunur kimse bilmiyor. Yani bilmiyorum yani sorsan yıldırım herkes biliyor ama nasıl korunur bilmiyor. Herkes belli duaları okuyor vesaire veya top oynamaya devam ediyor. Balık tutmaya devam ediyor ya da işte davul çalmaya düğünde ki bakıyoruz yıldırım ölenlerin bir kısmı davul çalarken ölüyor. Bir kısmı inek beklerken ağaç altında ayaklarının altından geçen elektrikten ölüyor farkında değil. Şimdi bu konu meteorolojik okuryazarlık ülkemizde çok düşük seviyelerde. Meteoroloji bilmeni pek maalesef bilmiyorlar yani böyle sıkıntılar var. O yüzden bu bir bulutun buna neden olduğunu, bunun içinde diğer tehlikelerin de olduğunu vatandaşa öğretmemiz gerekiyor. Yani bulutu görünce herkes tanıması lazım. Her gün görüyoruz bunları yani. Evet. Ben hemen son bir dakikamıza girdik. Sevgili Hüseyin'e de son söz vermek istiyorum. Habertürk Meteoroloji Mühendisi. Sizin de aynı zamanda öğrenciniz olduğunu ben de şimdi öğrendim. Sevgili Hüseyin, sen neler söylemek istersin? Sayın Hocam söylemişti, daha bize yıldırım haberi gelmeden önce demişti. Bu bir beraberinde her şeyi getirebilir, bir hortumu da getirebilir demişti. Akabinde hemen biz de yıldırım haberini verdik ne yazık ki. Neler söylemek istersin sen de son söz olarak yıldırımla da ilgili? Evet, Miktat hocamızın söylediği gibi zaten Türkiye'de Meltem meteoroloji mühendisi olup da Miktat hocanın öğrencisi olmayan yok yeni son 5 yıl hariç. Çünkü o zamanlar İstanbul Türkiye Teknik Üniversitesi'nde sadece bulunuyordu fakülte. Şu anda Samsun Üniversitesi'nde de var. Umarız mezunları daha fazla yer alır. Hem medyada hem diğer alanlarda okuryazarlığı aileden başlayarak, çocuktan başlayarak da geliştirir. Zaten mevcut durumda çocuklar ilkokuldan itibaren özellikle biraz şanslı ve özel okullardalarsa benim kadar meteoroloji bilgisine hakim oluyorlar ortaokula geldiklerinde. Çok güzel eğitimler de var. Yok değil. Ama okuryazarlık konusu sıkıntı dediği gibi hocamızın. Yıldırım ve şimşek hadiselerinde de en çok maalesef ölü ağaç diplerinde bulunmuş ve kalabalık yine ortamlarda yüksek bir yerdeysek kendimizi koruma adına hani hedefi küçültmek lazım. Şimşekte elektrikli sanki yanardağ volkan patlamış gibi bir hadiseye benziyor değil mi bu? İşte o atmosferde aynı zamanda su buharı, toz, gaz derken elektrik ve şimşek faaliyetlerine hızlıca dönüşebilir. Peşine de hocamızın da aktardığı gibi iri taneli dolu dahi yağabilir efendim. Geçmiş olsun diyoruz. Herkese o bölgede. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben de her iki konuma İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu hocamız konuk oldu ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster'le değerlendirdik Polatlı'daki son durumu değerli izleyenler. Burada noktalıyoruz, saat başında tekrar sizlerle birlikte olacağız gelişmelerle.